arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda tekrardan beraberiz. Bu sefer artık biraz daha soru değerinin daha böyle kıymetli olduğu yerlere geçtik. Çünkü başlıkta da görmüş olduğunuz üzere konumuz bu sefer de ilk Türk devletleri. Bunları göreceğiz. İşte sırasıyla İskitler, Asya Hunları, ondan sonra Göktürkler, bunun ikincisi Uygurlar diye böyle önce büyük devletleri, daha sonra da ufak devletler var. İşte atıyorum bir Bulgarlar, Oğuzlar, Peçenekler, Kıpçaklar, ne bileyim işte Hazarlar falan, bunları göreceğiz. Şimdi başlayalım sıraya göre gideceğimiz için. Önce kim varmış? İskitler. Şimdi başlığımız evet ilk Türk devletleri, ancak İskitleri görüyoruz ama İskitlerin bakın bir özelliği var. Devletleşemeyen bir topluluktur. Yani ilk Türk devleti değildir kendisi. İlk Türk devleti çünkü birazdan sağda görmüş olduğumuz Asya Hun devletinde göreceğiz. Buna sadece diyebiliyoruz ki ondan kaynaklı bilinen ilk Türk topluluğudur. Ona dikkat edelim burada. Aynı zamanda biliyorsunuz ki çok çok meşhur bir hükümdarı vardır kendilerinin. Alper Tunga adında. Bu Alper Tunga'yı hatta daha önce bir defa sormuştu. Firdevsi Şehname adlı eserinde ne olarak söz etmişti bundan? Afrasiyab olarak söz etmişti. Afrasiyab'ın da kelime anlamı suyun ötesindeki şer adamı olarak geçiyor aynı zamanda. O kadar çok korkmuşlar ki tabii İranlılarla yaptığı savaşlarda çok fazla gerçekten mağlup olmuşlar İskitlere. Ondan kaynaklı adamdan böyle bahsetmişler. Suyun ötesindeki şer adamı anlamı var bunun. İşte biliyorsunuz gene meşhurdur Alper Tunga'nın öldürülüşü. Bir gün çağırıyorlar, barışmak istediklerini söylüyor artık bu Persler. Bıkmışlar artık mağlup ola ola. Alper Tunga da onların samimiyetine inanıyor ve işte onların yemeğine icabet ediyor. Hatta kendi komutanları uyarmışlar, işte bak bunlara güvenilmez, gitme sakın falan gibisine böyle. Ona rağmen Alper Tunga gidiyor ve maalesef ki pusuya düşürülüyor. Pusunun sonucunda da hayatını kaybediyor. Ondan sonra işte bildiğiniz üzere çok ünlü salgı yakılıyor burada işte. Alper Tunga öldü mü, ıssız acın kaldı mı, işte şimdi yürek yırtılır falan tarzında olan o salgı bu olaydan sonra yakılmaktadır. Maalesef çok pis pisine hayatını kaybetmiş yani Alper Tunga. Sadece siz bu bilgilerini unutmayın. Şehname adlı eserinde Afrasiyab olarak söz ediliyor. Daha sonra Amazon kadınları vardır. Biliyorsunuz çok meşhurdur bu Amazon kadınları. Bunlar aynı zamanda tarihe memesizler olarak da geçerler. Böyle enteresan özellikleri vardır bunların. Bunlar özellikle düşmanı işte okla daha iyi vurabilmek adına ve destek aldıkları için şöyle düşünürsek hani sağ memelerini mesela bunlar keserlermiş çocuk yaşlardan beri. Ve bu şekilde daha böyle iyi nişan alıp daha iyi karşı tarafa isabet sağladıkları düşünülürmüş. Çok önemli bir gruptur Amazon kadınları. Hatta yine burada onlarla bağlantılı olan biliyorsunuz ki Tombir Hatun adında yine çok ünlü bir kadın hükümdarları da vardır aynı zamanda kendileri. Bunlar hep anahtar bilgiler. Çok dikkat edin bakımlara. Amazon kadınları, işte Tombir Hatun, Alper Tunga. Sakın bak bunları unutmuyoruz. Yine mesela diğer isim olarak ne derlermiş bunlara? Bozkır'ın kuyumcuları olarak adlandırılıyorlar. Çok iyi altın işlemeyi bildikleri için böyle bir isim de almışlar kendileri. Yine üzengiyi bulmuşlar. Üzengiyi biliyorsunuz hayata katanlar İskitlerdir. İşte göçebe oldukları için ata binerken çok kolay kullanılabilen bir alet olduğu için de bunu bulup daha sonra mesela bunları diğer Türklere öğretip diğer Türkler de bunları zamanla Avrupa'ya taşımışlar burada. Yine bakın üzenginin mucidi de İskitlerdir. Sonra üstü çadırla örtülü arabalar. Çok önemli değil. Ama bakın önemli. Kurgan. Biliyorsunuz ki ya da girdiyseniz 2022 KPSS sınav sorusuydu kurgan. Hangisi işte din inanışla alakalıydı galiba, öyle soru vardı. Din inanışla alakalı bir kavramdır dedi. Biz de burada kurganı işaretlememiz gerekiyordu. Çünkü bu mezar demektir. Yine onunla çok bağlantılı olan, neden bu sene gelip de bal balı sormasın? Bu da mezar taşıdır. Unutmayın bak sakın. Mezar kurgandır. Mezar taşı ise balbaldır. Mesela diyelim bir yerden geçiyorsun böyle, işte bir kurgan var mesela. 20 tane de balbal var başında diyelim. Şöyle önlükleyip yani çok saygılı geçmen gerekiyor oradan. Sebebi ne? Çünkü kesinlikle o çok büyük bir komutanmış. Çok fazla insan öldürmüş. Ne kadar çok, çünkü insan işte öldürürse, ne kadar çok savaş kazanırsa o kadar çok balbal konuyor gibi bir mantık var bizde. Ondan kaynaklı bilin ki çok balbal varsa çok saygıdeğer bir adamın önünden geçiyorsunuz demektir bu. Orada da ne aklınızda bulunsun. Sonra yine kolay zaten Alper Tunga diye bir destanları var ki zaten hükümdarın adı da bu. Aynı zamanda bir de yeni bir bilgi olsun. Şu destanda görmüş olduğunuz gibi bu adamlara ait olan sözlü eserlerdendir. İskitler bu kadar kolay bir zaten konu. Bazı böyle terimleri bilmeniz gerekiyor sadece burada. Geldim hemen yandaki olan Asya Hun Devleti. Görüyorsunuz bak artık burada bir devlet yazıyor. Ondan dolayı bu başlığın yanına yazmak isterseniz şöyle diyebilirsiniz. Bilinen ilk Türk devletidir. Bakın bu topluluktu, bu devletidir. Ona dikkat edelim.
Ben anlatırken genelde hükümdarları böyle üçe bölerek anlatacağım. Siz de gene alışırsanız böyle yazarsanız yapabilirsiniz benim gibi. Genelde böyle hepsini yan yana bir şekilde yazarak bunları böyle sıralamayı tercih ediyorum. Çünkü birinden diğerine, birinden diğerine geçiyoruz biliyorsunuz. Kronoloji olduğu için. Şimdi önce başlayalım bir. Teoman. Teoman'la başlıyoruz. Teoman'ın diğer ismi Tanhu ve Shanyu lakapları vardır kendisinin. Tanhu ve Shanyu. Shanyu bu şöyledir. Sonsuzluk. Onu yazalım. Sonsuzluk anlamına gelen bir tabirdir burada. Yine bakalım özelliklerine. Devleti başkent Ötüken'de kuruyor. Şimdi Ötüken çok önemli. Hiç sormadı, sorar. Çok dikkat edeceğiz bak buna. Diyeceğiz ki toprak ana. Kurganı soran Ötüken'i rahatlıkla sorar. Çok dikkat ediyoruz onunla kaynaklı. Biz Ötüken'e deriz ki toprak ana, ana toprak. Yani şöyle demek istiyoruz burada. Diyelim ben bir devlet kurdum değil mi? Ötüken'de değil. Beni hiçbir Türk devleti sallamaz. Eğer o bölgedeysem tabii yani gittim mesela atıyorum Balkanlarda devlet kuruyorsam Ötüken'de olmayabilirim o doğal. Ama Orta Asya'da devlet kuruyorsam Ötüken bana ait olmak zorunda. Burası çünkü bizim kutsal toprağımız. Mesela Kırgızlar vardır. Kırgızlar Ötüken'i kaybettiği için mesela biraz biz onlara deriz ki hani böyle beceriksizler diye böyle tabir edebiliriz onlara. Çünkü adamlar Ötüken'i koruyamamışlar. Bu böyle bak bir bilgi olarak tarihe geçiyor. Ondan dolayı çok önemlidir burası. Eğer bu bölgede bir Türk devleti teşkilatlanacaksa Ötüken ona ait olmak zorunda. İstersen sonra Amerika'ya git hiç fark etmiyor. Ama Ötüken sana ait olsun. Ötükensiz Amerika'ya git, herkes der ki beceremedi, yapamadı, bak Ötüken'i alamadı falan gibi böyle yorumlarda bulunurlarmış. Ondan dolayı burayı bir kere unutmayalım. Birçok şehrimiz çünkü burada kurulacak. Çok dikkat, Ötüken toprak ana. Sonra bu adam Türk boylarını birleştiriyor. Bu bir tek bayrak altında gibi değil ama bir ufak oça orada bulunan bazı Türk topluluklarını birleştirmiş kendisi. Ve şöyle bir olay oluyor. Oğlu Mete'yi de bakın ne yapmış? Yüveciler denen bir grup var burada. Onlara esir bırakıyor kendisi. O da niye oluyor yani? Niye bir insan oğlunu başka yabancı bir Mete esir bırakır? Şundan dolayı. Şimdi Mete Han, yani yanında birazdan başa geçecek olan kişi, biraz üvey anne kurbandır burada. Kendi de bir kadın çocuğunu başa geçirmek istediği için kimi egal edecek burada? Bir önceki eşten olan Mete Han'ı egal etmeye çalışıyor. Ve sürekli Teoman'ın aklına girerek işte ona diyor ki oğlunu bırak işte başkasına, bu çocuğu gönder merkezden, uzaklaştır falan. Maalesef ki Teoman da sözünü dinliyor ve oğlunu yüvecilere esir bırakıyor burada. Yalnız Mete de biraz farklı bir çocuk yani yapı olarak falan böyle diğerlerinden sivrilen, daha böyle iyi organize olan, iyi düşünen, askeri becerileri falan yüksek bir çocuk burada. Hatta şöyle bir olay yapıyor. Yüvecilerin altında esir yaşarken kendisi onların en korunaklı, en değerli atını çalarak başkente geliyor. Hatta bütün halk buna çok şaşırıyor. Vay be diyor, çocuğa bak diyor, adam diyor en değerli atı alıp gelmiş falan. Teoman'a yoğun bir baskı yapıyorlar. Şundan kaynaklı, ya bak bu çocuğu bir devlet kademesinde kullan. Hani belli ki bu çocuk çok böyle yetenekli bir çocuk. Atı alıp geliyor yani az buz bir hareket yapmıyor. Bu çocuğu böyle gidip de esaret hayatı yaşatma. Bu çocuğu da gel mesela bir şeyin başına koy falan diyorlar böyle. Teoman da baskılara dayanamayınca askeri özelde çok gelişmiş olduğu için Mete Han'ın ne yapıyor onu? Bir altına ordu vererek onları eğitmesini sağlıyor. Şimdi Mete Han da bir gün işte ormana gidiyor ve orada kendine böyle tamamen bağlı, kendisini hiç sorgulamayan ve böyle onun için gerekirse ölecek olan bir askeri grup yaratmaya çalışıyor. Şimdi bir gün işte ormana gidiyorlar. Şöyle bir özelliği var Mete Han'ın. Mesela diyelim okunu çekiyor böyle. Şöyle çekti mesela okunu. Güdüm gibi düşünün yani. Güdümlü füze gibi düşünün. Mesela diyelim atıyorum şu tahtaya doğru tutuyor. Hemen o yaptığı zaman askerler de böyle tek bir şekilde hareketle böyle rop diye onlar da böyle oku çekiyorlar bu tarafa doğru. Ondan sonra neye doğru tutuyor şu anda tabii Mete Han bunu? Atına doğru tutuyor. Atına doğru tutmuş ve böyle askerlerinden aynı hareketi bekliyor. Sorgulamalarını beklemiyor kendisini. Askerlerse ya diyor şimdi diyor bunun atına doğru tutacağız, vurduracak bize falan, öldürürse ona bizi falan diye böyle ne yapıyor? Atına doğru doğrultmuyorlar oku. Mete Han da siz benim emrime nasıl karşı gelirsiniz diye o ata doğru doğrultmayanların çoğunu öldürtüyor. Sonra neyse başka bir askeri grupla ve bu sefer yanında eşiyle Mete Han tekrardan ormana geliyorlar. Ve işte talim yaparken yine bir bölümde Mete Han klasik okunu çıkartıyor. Bu sefer ise eşinin üstüne doğru tutuyor. Askerlerin de ne yapması lazım? Hemen tabii böyle eşine doğru tutması lazım burada. Ne yapmışlar askerlere? Ya demişler ulan bir önceki şimdi attı. Bu seferki eş yani bize bunu vurdurtmaz. Kesin bizi deniyor. Biz yine okumuzu çıkarmayalım yerinden demiş. Yine Mete Han demiş ki ulan siz benim nasıl emrimi dinlemezsiniz? Dinlemeyenlerin yine çoğunu öldürtmüş burada. Sonra üçüncü, çünkü Mete Han'ın bir amacı var şimdi oraya geliyor zaten. Üçüncü olarak da bu sefer kimle geliyor buraya? Kendisini zamanında esir bırakan babasıyla geliyor. Ve yine talim yaparlarken, avlanırken bir yerde Mete Han çıkartıyor okunu. Babasının üzerine doğru tutuyor. Tabi bu sefer askerler tecrübeli.
attan ve eşten dolayı o şeyi aldılar. Hemen onlar da yekten böyle ne yapıyorlar, çıkartıyorlar, babasının üstüne doğru tutuyorlar okun tamamını. Ve bu şekilde Metehan o zamanında kendisinin esir bırakılmasını hiç unutmayarak ne yapmış burada? Almış oku, babasının üzerine bocalıyor. Ondan sonra diğer askerler aynı şekilde oku bırakıyorlar Teoman'ın üzerine. Ve yani babasını öldürerek, babasını darbe yaparak başa geçmiş çocuktur Metehan burada. Çünkü zamanında kendisine yapılan o yamuğu unutmamış diyebiliriz yani burada. Sonra başa geçti, geçince de hakkını da verdi. Görmüş olduğunuz gibi çok önemli bir bilgi. En geniş sınırlara ulaşılan en parlak dönemdir. En parlak dönemleri soruyor. Zamanında belki bakmışsanız çıkmış sorulara Mukan Kan sorusu geldi mesela. Metehan da bakın rahatlıkla gelebilir burada. Yine Shan Yu lakaplı ve Ma'adun lakabı vardır burada kendisinin. En parlak dönem olduğunu unutmayın. Ne diyor bakın bu sefer de? Türk topluluklarını ilk kez tek bayrak altında, bak müthiş önemli bilgi bunlar, tek bayrak altında topluyor bu adam Türk topluluklarını. Hatta cümlesi var değil mi kendisinin, ne diyor? Ok ve yay gerebilen bütün kavimleri birleştirdim, şimdi hepsi Hun oldular. Böyle bir cümlesi var kendisinin. Bu bize neyi ifade ediyor? Metehan'ın Türkleri tek bayrak altında toplamasını ifade ediyor bize burada. Sakın unutmuyoruz. Sonra bir savaş yapılıyor, detay, çok bilmenize gerek yok. Paiteng Savaşı adında. Bu Paiteng Savaşı'nda Çinlileri mağlup ediyor. Ancak Çinlileri mağlup etmişken topraklarına katmak yerine onları sadece vergiye bağlıyor. Neden sadece topraklarına katmıyor da vergiye bağlıyor'nun cevabı da bence siz de verdiniz şu anda. Kesinlikle asimilasyon korkusundan kaynaklı. Çünkü biliyorsunuz Çin coğrafyası çok geniş ve çok kalabalık bir bölge. Eğer diyor ben bunların mesela kendi himayem altına alırsam zamanla bunlar kendine benzetebilirler beni diyor. Mesela var bizim böyle tapkaçlar, mesela adamlar Çinleşmişler. İşte atıyorum bu Kubilay Han'ın gitmiş olduğu kısımlar falan, Kubilay Hanlığı'nın olduğu kısımlar falan Çinleşmiştir. Ondan kaynaklı Metehan bunu yapmamış bakın burada. Kendisi sadece bunları vergiye bağlamış. Hatta burada da bir hikaye vardır yine. Aslında çok kötü gidiyor bu savaş. Paiteng Savaşı. Kaybedecek neredeyse Asya Hunları. Sonra bir gün veziri geliyor. Metehan'a diyor ki işte düşünüyor Metehan. Hani böyle hayal edin kafanızda. Böyle bir şeye bakıyor işte. Bozkır'a bakıyor. Çok kötü gidiyor savaş falan. Diyor ki ben diyor çekilme planını hazırladım. Vezir diyor bunu. İsterseniz diyor tahliye edebiliriz. Seneye bir daha geliriz mesela falan böyle akıl veriyor. Ne düşünüyorsunuz bu kadar derin derin falan. Ben planı yaptım zaten diyor. Metehan ise tarihe geçecek çok güzel bir cevap verip diyor ki ben diyor geri çekilmeyi değil kazandığımız savaştan sonra bu kadar Çinliyi nereye gömeceğimizi düşünüyorum falan diye böyle çok havalı bir cevap vermiş kendisi aynı zamanda. Ve kazanmışlar. Hakkını da vermişler. Yani sadece boşa sallayan bir adam değil yani. Söylediğini de yapan da bir adam aynı zamanda. Sonra yine tarihe bunu bilirsiniz. Çok önemli bazı icatları vardır kendisinin. Bunlardan bir tanesi ıslıklı oktur. İşte atıldığı zaman müthiş bir ses çıkartır ve düşmanı bir anda tribe sokar. Çünkü okun nereden geldiği anlaşılmaz. Mesela şey yaptığı için, tabii yankı yaptığı için buradan böyle ses gelir. Düşman arar böyle sağdan soldan tak diye bir yerden kafasına gelir falan. Ve seni daha kalabalık gösterir. Aslında bir ok atıyor mesela ama çok fazla eko yaptığı için düşman üzerinde psikolojik baskı yaratıyor. Ve hala günümüzde bile kullanmış olduğumuz onlu sistem yine Metehan'ın bir üründür. Hala günümüzde bile vardır. Zaten bizim Türkiye ordusuna, yani Türk ordusunun kuruluş yılı biliyorsunuz ki Metehan'ın tahta çıkış tarihi olarak kabul edilir. O da onlu sistemi, yani Türklerin ilk düzenli ordusunu kurduğu için böyle bir bilgi var. Aynı zamanda Oğuz Kağan destanı vardır. İleride destanları kültür medeniyette işlerken göreceğiz. O Oğuz Kağan destanında da biz Metehan'ın anlatıldığını düşünülür. Orada da bir tane işte karakter var. Böyle çok enteresan bir karakter o. İşte atıyorum böyle sallıyorum biraz. 5 aylıkken işte ata biniyor. 1 yaşındayken bir tane ayıyla güreşiyor. 2 yaşındayken o ayıyı böyle çiğ çiğ yiyor falan. Böyle çok fantastik bir insandan bahsediliyor yani. Tarihçiler de demişler ki ya bu manyak olsa olsa Metehan olur. Başkası olamaz demişler. Çünkü gerçekten enteresan bir karakter kendisi. Çok güçlü, çok kuvvetli biri. İşte ondan dolayı da Oğuz Kağan destanda anlatılan kişinin de Metehan olduğu düşünülürmüş. Bir tane daha hikaye var. Araya böyle dinlenmeniz açısından serpiştireyim. Şimdi bir günde burada işte bak Yüeciler var, Tunguzlar var. Böyle düşman topluluklar bunlar. Bir günde Tunguzlar Metehan'a geliyorlar, diyorlar ki Metehan işte çok böyle şey var, bir atın var mı senin çok değerli, o atı bize göndereceksin demişler böyle. Hemen kurultay toplanmış, Metehan işte bunlar kim, senden at istiyorlar falan, tabii ki de asla vermeyeceksin değil mi falan diyorlar böyle. Hemen Metehan diyor ki sakin olun diyor, atı diyor gönderin, at diyor gitsin diyor bunlar. Herkes çok şaşırıyor falan böyle, hani yumuşak başlı davranmasına. At gönderiliyor gidiyor. Sonra Tunguzlar tabii cesaret alıyorlar, nasıl olsa atı verdi bizden diye. Diyor ki işte bu sefer de Metehan senin diyorlar çok güzel bir eşin var.
toplanmış. Bu sefer de eşini bize göndereceksin falan diyorlar. Kurultay hemen toplanıyor, diyor ki işte ne demek hadi at neyse de diyorlar. Eşini istiyor bak, saçmalamasınlar falan. Yıkalım onları falan diyorlar. Metehan ne yapıyor? Diyor ki gönderin gitsin diyor eşi diyor. Çok böyle yumuşak başlı davranıyor. Zaten eşi çok sevmediği belli. Biliyorsunuz burada ne yaptı? Okulu üzerine tutuyor zaten. Hani oradan aklımıza kalıyor. Ondan sonra Tunguzlar iyice şımarıyorlar. Bu sefer de diyorlar ki hiç böyle bizim gitmediğimiz ama bize ait olan ama Tunguzlara da daha yakın olan, yani Tunguzların olsa daha mantıklı olan bir toprak var. Toplanıyor tekrardan Tunguzlar, diyorlar ki Metehan'a o toprağı da bize göndereceksin. Şımardılar ya, at, eş, toprak diyorlar işte. Sonra Kurultay toplanıyor, diyor ki ya diyor o kadar şey verdin, atı verdin, eşi verdin, Allah aşkına toprağı mı vermeyeceksin yani diyor. Ver gitsin diyor o zaman toprağı diyor. Bu sefer Metehan da ne yapıyor? Çok ters bir tepki verip diyor ki hiç kimse diyor Türklerden diyor savaşmadan bir parça, bir karış toprak bile alamaz diyerek adamların üzerine sefere çıkıyor. Enteresan bak bir bakış açısı Metehan'daki de. Yani onları yapıp da Kurultay'ın tam tersini yapıyor. Ve hatta tarih kitaplarında, böyle yabancı tarih kitaplarında falan bu Tunguzlarla Metehan'ın yaptığı savaşlar Asya'da kan banyosu olarak geçermiş. Böyle bir isim koymuşlar bunlara. O kadar böyle adamları yani katletmişiz ki o taleplerinden kaynaklı tarihten silmişiz resmen o küçük topluluğu. Ondan sonra geldim hemen Kyoka, ona bakalım, son kısmımız olsun bu da. Şimdi Metehan ölmeden önce Kyoka karşısına alıyor ve diyor ki Kyoka, bak evladım diyor, senden diyor baba olarak diyor tek istediğim bir şey var diyor. O da şu diyor, sakın diyor gidip diyor Çinli bir prensesle evlilik yapma. Tek bir vasiyetim var, başka bir şey istemiyorum senden diyor. Bunu söylüyor. Metehan sonra ölüyor. Kyok da gidiyor ne yapıyor? Sanki babası kendisine böyle söylememiş gibi. Gidiyor bu hayırsız Kyok derim ben bana derslerde. Hayırsız Kyok babasının vasiyetine rağmen Çinli prenseslerle evlilik yapıyor. Şimdi mesela ekran başına şöyle diyebilirsiniz. Ya hocam bu Kyok da insan değil mi? Ne var yani? O da sevemez mi? Çinli'yi sevmiş. Ne yapalım? Almasın mı kızı diyebilirsiniz ama almaması lazım. Neden? Çünkü bu adamlar kesinlikle şu prensesler var ya, bakmayın burada prenses falan yazdığına. Ne aslında bunların alt yüzlerine baktığınız zaman ajandır bunlar. Hadi diyelim prensesler masum. Bu sefer bunların yanlarına gelen yardımcılar sıkıntı. Yani bunlar sürekli bize bu kızlarını yamayarak, göndererek bizim iç işlerimize karışma politikası izliyorlar. Ve maalesef ki bizim de Kyok bunun yolunu açıyor. Ve onu izleyen başka insanlar da gene Çinlileri getiriyor. Ve bunlar da bizim ülkede iyice etkin olmuşlar. Ve bu zaman içinde bizim maalesef ki yıkılmamıza sebep olmuş. Hatta yıkılma sürecinde de işte meşhur iki tane isim vardı. Çiçi ve Hohanye. Hohanye Çiçi'ye Çin'e bağlanmak için bir emir verir. Çiçi bunu reddeder biliyorsunuz. Hatta kendisi zaten bakın ilk Türk milliyetçisi olarak geçmekte aynı zamanda. Ancak yapılan savaşta Hohanye kazanarak burada tekrardan bu şeylere, Asya Hunlarını Çin hakimiyetine sokmuşlar burada. Ve böylelikle tarihten silinmiş bu devlette. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Burada sonlandırıyorum. Görüşmek üzere.